Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi de Çakal Çökerten Zeybeği'nin bayan adımlarını göstereceğim. Aslında adımlar aynı. Adımlarda çok bir değişiklik yok. Sadece çökmeler bayanlarda yok. Başlangıcımız aynı. Elleri, kolları değişik tabii ki. Şimdi burada tabii ben bu hareketleri gösterirken sizin gelinliğinizi de biraz hesaba katıp hareketleri ona göre yapacağım arkadaşlar. Hazırsak duruş pozisyonumuz bizim bu şekilde. Bakın erkeklerde bu şekilde, kadınlarda bu şekilde. Rahat durmanızı istiyorum arkadaşlar. Kendinizi sıkmayın. Zaten gelinlikte bazen sıkıntılar olabiliyor. Yani şöyle sıkıntılar oluyor. Mesela dantel bir işlemi oluyor omuzda. Kol çok kalkamayabiliyor. Kalktığı kadar kullanın. Normalde yukarıda da olması gerekiyor ama bazen gelinlik omuzu veya bu alttaki işlemeler veya tül kolun çok kalkmasını engelleyebiliyor. Bu bizim başımıza geliyor. Geldiği çiftlerimize çalışırken. Kalkabildiği yere kadar kolunuz yukarıda dursun arkadaşlar. Avucunuzun içi karşıyı göstersin. Önemli olan o. Yani kendinize dönük olmasın. Bu şekilde şıklatacakmış gibi parmaklarımızı hazırlıyoruz. Şimdi duruşumuz bu. Yine erkeklerdeki gibi sol ayağımızla başlayacağız. Bakın ben bir tane yapıyorum. Sol ve yine elim geldi. Burada biraz daha hani erkekler biraz daha böyle kalın kalın, kaba kaba diye yapıyor ama bayanlarda nasıl? Biraz daha kibar. Tamam mı? Hadi bir yapalım. Sol ayağım çıkarken sağ elim önüme doğru geliyor. 3, 4. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve. Başlangıcımız her zaman bu şekilde olacak. Haydi bir daha yapalım. Sonra arkamı döneceğim. Bakın iyi izleyin. Sol ve sağ ve sol ve dediğim sağ ayağım basmaya hazır artık. Şimdi arkamı dönüyorum. Birlikte yapalım. Duruş pozisyonumuzu aldık. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve gibi. Burada bakın küçük bir diz ağırlık değiştirme var. Yani vücudumuz sol ağırlığı alıp sol ayağımdan sağ ayağıma tekrar geçiriyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Yani burada şunu yapabilirsiniz. 7 ve 8 ve 9 ve de bekleyebilirsiniz. Ama ben bunu yapacağım. Hazır mıyız? Hadi birlikte yapalım. Pozisyonumuzu aldık. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Hadi bir daha yapalım. Bu yürümemiz önemli. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Şimdi bunu bir de bu taraftan yürüyerek yapalım birlikte. Eşim yine çaprazında karşımda olduğunu düşünün. 3, 4. Bakın 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Dikkat ederseniz burada 7'yi bastıktan sonra 8'de merkeze doğru, yani aslında eşime doğru dönüyorum. Bunu partnerimle birlikte yaptığımda çok daha iyi anlayacaksınız. Siz normal yürümelerimle özellikle şu başlangıcı oturtursanız gerisi gerçekten çok basit olacaktır. Gelelim sizin için ikinci hareketimize. Bu hareket yine bir tık zor ama çok güzel bir hareket. Eşinizle birlikte, özellikle erkekler kendi bölümünü çalıştığında, eşiniz veya damat adayımız çalıştığınızda ortaya çok güzel bir görüntü çıkacak. Bunu aslında yürüyerek göstereceğim tekrar. Dediğim gibi arkadaşlar başlangıç hep aynı. Ne yaptım? Aslında bakın eşime doğru bitirmiştim oyunu, değil mi? Şimdi yürüme bölümümüz var yine. Ben bir yapıyorum bakın. 1 ve 2 ve 3 ve. Sonra gideceğim yöne doğru adım atıyorum. Bakın 4 ve bas sağ.
yürü, yürü, bas, salla, bitir. Şimdi bu yürümeyi biz düz çalışacağız. Çünkü burada yapabileceğiniz koreografiyi ben partnerimle yaptığımda çok daha iyi anlayacaksınız. Siz yeter ki hareketinizi bitirin arkadaşlar. Hadi hareketimizi bir çalışalım. Sol ayağına başlayacağım yine. Ellerim gayet esnek bir şekilde hazır bekliyor. Unutmayın sol ayak çıktığında sağ eliniz gelecek. Biraz daha aşağıda. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve yürü, yürü, bas, salla. Yürü, yürü, bas, salla, bitir. 9 ve bir daha yapalım hadi hep beraber. Hazırlıyız. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve bakın dikkat edin. Sağ, sol, sağı bas, solu salla. Şimdi geri yürüyeceğim. Sol, sağ, solu bas, sağı salla ve bitiriyorum. Değiştir. Bir daha böyle yapalım. Hadi beraber. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve. Şimdi yürüyeceğiz bak. Sağ, sol, sağı bas, salla. Tekrar yürüyeceğiz. Yürü, yürü, solu bas, salla, bitir. Ve 9 ve. Hadi şimdi kesintisiz yapıyoruz. Çünkü bu hareket önemli. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Evet, gayet güzel. Şimdi sevgili arkadaşlar, sizin için erkeklerin böyle diz vurup oturması var. Onlar kendi bölümlerinde onu çalışıyorlar. Size de ayakta yapabileceğiniz güzel bir hareket göstereceğim. Bunu da eşiniz karşınızda böyle oturdu, sizi izliyor. Yani sıra sizde, düşünün. Oyunumuzun mantığı şu olacak. Birlikte yürüyeceksiniz. Sonra erkek bir diz vuracak. Daha sonra oturduğu zaman siz bir iki hareket yapacaksınız. Bu yürümeyi onun etrafında döneceksiniz mesela. Bunlar hep partnerimle yaptığı bir örnekte çok rahatlıkla göreceksiniz arkadaşlar. Siz adımları çalışın yeter ki. Gelelim adımımıza. Bu bölüm yine size ait olacak bir bölüm olacak. Bakın. Duruşumuzu aldık. Örneğin eşiniz oynadı, diz vurdu, oturdu. Sıra bize geldi. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve dedikten sonra burada bir daire çizeceğim. Bakın. 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Dikkat ederseniz eşimin önünde küçük bir daire çizdim. Bunda çok büyük çizmeyin çünkü gelinliğiniz zaten çok büyük olacak. Normalde eşinizin etrafında da dolanabilirsiniz ama gelinlik çok büyük olduğu zaman bu bir seri yetmeyebiliyor arkadaşlar. Hadi bir daha yapalım. Bak. 3, 4. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve şeklinde yaptım. Sırtım dönük, beraber çalışıyoruz. Şimdi burada daireyi bir göstereyim. Bakın arkadaşlar, küçük bir daire çiziyorum ve başladığım yere geri geliyorum. Hazır mıyız? Pozisyonumuzu aldık. Sol bacağımız kırık. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Bir daha yapalım. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Evet. Gayet güzel. Evet, gelelim dördüncü ve son hareketimize. Bu hareketleri ikişer defa üst üste koyacağımız için arkadaşlar azmış gibi görünüyor ama üst üste yaptığınızda, bazılarında eşinizle yaptığınızda çok güzel olacak. Erkekler diz vuruyor, bizim neyimiz eksik? Biz de diz vuruyormuş gibi bir hareket yapalım, tamam mı?
Harekete başlıyorum bakın. Yine aynı şekilde. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Bunu bu şekilde de yapabilirsiniz. İki bacağınız açık, diz vuruyormuş gibi de yapabilirsiniz. Ama ben hani şu şekilde kırılmayı çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Çünkü şu duruş bayağı güzel duruyor yani bayanlarda. Normalinde hani gelenekselde böyle oynasanız arkadaşlar tabii bacak biraz daha açık. Hani kadınlar da bildiğiniz diz vuruyorlar. Ama biz biraz daha düğünde estetiği ön plana çıkaralım diye. Biz zaten gelinlikten ayağımız çok görünmeyeceği için böyle bir yol tercih ettik. Bir daha yapıyorum hareketi. Sonra sırtım dönük beraber çalışacağız. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve sağ el çevir, sol el çevir, 2 el aşağıya 9 ve şeklinde bitiyor. Hadi çalışalım birlikte. Hazır mıyız? Pozisyonumuzu aldık. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve burada iniyor. Hazır mıyız? Hadi bir daha yapalım. Pozisyonumuzu aldık. Sol ayağımıza başlayacağız. 3, 4, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve sağ el çevir, sol el çevir, 8 ve 9 ve evet, gayet güzel. Hadi şimdi bunu müzikle çalışalım. Sadece bir yürüme kısmını yandan alacağım. Oraya dikkat edelim lütfen. Müzikle ben bir yapayım. Siz de bir bakın. Ben daha sonra bu müzikte erkek ve kadının eşinizle birlikte nasıl yapacağınızla ilgili örnek bir video daha atacağım. Onu da zaten partnerimle çekeceğim. Bu videolardaki amacımız sizin öncelikle bu hareketleri çalışıp bitirmeniz. Tamam mı? Evet. Hazırsak başlayacağız. Bir müzik dinliyoruz.
yandan yapmak istiyorum. Ezgi'nin bitmesini bekliyorum. Çalışarak arkadaşlar çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekrar ediyorum, bu oyunun en estetik ve en önemli kısmı başlangıç kısmı. Yani 1 ve 2 ve 3 ve bu kısım önemli arkadaşlar. Görüntü olarak hem çok güzel oluyor. Bunun dışında sormak istedikleriniz varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Ben koreografiyi de hazırlayıp sizin için paylaşacağım. Önce siz bu adımları birkaç gün içinde çalışıp hazırlayın bakalım. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.